Şimdi bu hanım kızımızın hayatı tehlikede. O yüzden bir süre bizimle kalacak. Bir polis olarak kendisini koruma altına aldım. Oldu canım, başka bir derdin? Bana bak Orhan, şu uzaylı komşuların şokunu zaten üstümden atamadım. Allah aşkına başıma yeni yeni adetler çıkarma. Ne tehlikesi baba? Bu arkadaşın Kıvançlar'a ne ilgisi var? Karıştırmayın orasını. Size ne? Bir ilgisi varsa o zaman oraya gitsin. Ha bir eksik, ha bir fazla ne fark edecek? Orası zaten toplama kampı gibi mübarek. Hadi canım, bak yan ev. Hemen şuradan geçiş var. Sola dönüyorsun, bahçeden geçiyorsun. Hadi kızım, hadi güzelim. Reyhan, Çağla'nın odasına bir tane yatak hazırla. Hayır efendim. Tek kelime duymak istemiyorum. Ne diyorsam onu yap. Gel, biz odaya çıkalım. Bir kükürüyor sanırsın Ormanlar Kralı. Kanatsıza bir şey yapmışlar mıdır sizce? Yok be oğlum. O herif hiçbirimizi kaybetmeye göze alamaz. Sen hiç merak etme. Yok abi, yani ondan değil de. Biz yıllardır ayrılmadık kanatsızla. Yani kardeşten öteyiz, anladın mı? Emin ol, seni bizden iyi kimse anlayamaz. Kanatsızı o herifin elinden kurtaracağız. Ama önce bir sabah olsun, tamam mı? Tamam. Ben kalkayım o zaman. Nereye? Ev abi. Ha. Eve gidip Camgöz'ün seni avlamasını bekleyeceksin. Anladım. Git git, durdun kabahat. Hayır. Bizde kalacaksın. Hadi gel, kanepeyi yatağını hazırlayalım. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ben gece gece zahmet verdim size. Sıkıntı yok. Kusura bakma. Senin de düzenini bozdum. Yok ya. Önemli değil. Benim de canım sıkılıyordu. Arkadaşlık ederiz. Senin de mi gücün var? Kıvançlar gibi yani. Kıvanç kim? Tilki diyeyim de sen anla. Ha, Tilki. Tilki iyi çocuk. Öyledir. Bakıyorum da. Tilki deyince yüzünde güller açtı. Bana bak. Geçen gün Tilki ile Aylin bir kız yüzünden kavga ediyordu. O sen misin yoksa? Kim miyim? Anlamadım. Ya işte Aylin'in kıskandığı kız. Sana dokunuyordu falan diye delirdi. O sen misin? Söylesene. Yo, sanmıyorum. İyi. Dokunmadı zaten. Aylin bitti, bir de seninle uğraşmayayım. Hayda. Efendim? Yok bir şey. Çağla! Kızım bir bakar mısın? Geldim, geldim. Yağmurdan kaçarken doluya tutulduk. İyi geceler. Sana da. Hayırdır? Ya şimdi Zeynep Gürcan'ın yanında kalmak istedi. Ben de yatağımı Mehmet abiye verdim. Kanepede dolu malum. Mecburen burası kalıyor. Sahi mi? He, sahi. Tamam, olur. Kapa gözlerini hadi, çok yoruldum bugün. Önce sen kapat. Kapat hadi, kapat, gözünden uyku akıyor ya. Bana ne? Önce sen kapat. Kızım telefon mu bu ya? Önce sen kapa. Yok ben kapayım, yok sen kapa. Sevgilimiz uykusunda seyredeceğiz ya, çok mu görüyorsun? Tamam tamam, kapattım. İyi geceler. İyi geceler. Ne yapıyorsun?
Aylin var ya, 100 yılın keşfini yapmış gibi hissediyorum, yemin ediyorum ya. Ben böyle takılırım ha artık. Vallahi. Ara ara gelirim. Temizinden öper geçerim. Anca böyle bir saniyeliğine öpebilirsin beni. Güzelim, niye keyfimizi kaçırıyorsun şimdi? Senin o bir saniye dediğin şey benim için ne kadar değerli biliyor musun? Ne kadar önemli. O bir saniye benim için bir ömür demek. Ne diyeceksin söyle. Dur. Sana dokunduğunda... Yani hissettiklerin... Ya ne bileyim, anladın işte. Ne dokunması güzelim, ne hissi. Yemin ediyorum iyileşeceğime, iyileştirildiğime pişman oldum ya. Elimde değil, ne yapayım? Düşünmeden duramıyorum. Beni sevdiğini biliyorum. Ama dokunamadan, öpemeden... Bir gün biri sana dokunduğu zaman etkileneceksin diye uykularım kaçıyor. Bütün mesele bu mu yani? Sana dokunmak mı? Sana dokunsam için rahatlayacak mı? Bu hiçbir zaman olmayacak. Olsun o zaman. Tilki bırak. Ya Tilki, yanacaksın, delirdin mi? Delirdim Aylin, delirdim. Biz zaten birbirimize dokunuyoruz demedim ben sana? Tilki bırak. Gözlerin, nefesin, kalbin dokunuyor demedim mi? Daha fazlasına gerek yok demedim mi? Tilki bırak dedim. Sen elektrik yerine dikenli tel saçsan yine bırakmam seni. Tamam mı? Tilki çekil. Halim, ben yoruldum. Dokunmamak değil. Sana aşkımı ispat etmeye çalışmaktan yoruldum. Ne gerekiyor bana inanman için? Hı? Ne yapmam gerek? Söyle bana, şunu yap de, bunu yap de. Git köprüden atla de. Atlamazsam namerdim ya. Bir bedenim var, bir kalbim. İkisi de sana ait. Başka verebileceğim bir şey yok. Tamam mı? Yok. Seni de mi uyku tutmadı? Ha, sen niye yatmadın? Nasıl yatayım mı abi? Kardeşimi aldılar. Ölü mü değil mi onu bile bilmiyorum daha. Büyük abiden herifin ipini çekeceğim yakında. Kanatsızı da, diğerlerini de, elinde ne kadar çocuk varsa alacağım. Az daha sabredin. Sana liderimiz ol dediğimiz zaman zart zurt etmiştin, hatırlıyor musun? Zart zurt ne lan? Zoruna mıyım oğlum ben? Doğru konuş. Yok, öyle değil de. Ben en başından beri biliyordum ama. Neyi biliyordun? Bizi yarı yolda bırakmayacağını. Bende yarı yolda bırakma gibi bir özellik yok ya. Sisteme yüklenmemiş yani. Fabrika ayarları öyle. Efendim abisi? Abi, başım dertte. Yardımına ihtiyacım var. Ne oluyor lan? Neredesin? Su kemerlerinin orada bekliyorum. Tamam. Bekle orada. Bir şey oğlum. Hadi uyu sen. Baba korkuyorum. Neden yavrum?
Ya nefes alamazsam? Ya bir daha ilacım bulamazsam? Merak etme. Ne olursa olsun gerekirse o kapıları kırarım. Yine de o ilacı sana getiririm. Peki ya yanımda olmazsan? Her zaman yanında olacağım. Sen yanında olmamı istemediğinde bile yanında olacağım. Tamam mı? Şimdi sen bunları kafana takma. Hadi uyu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.